Evet. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyorduk. Haberiniz vardır herhalde. Ekrem İmamoğlu geçen sene Geçen sene Fatih şeyine gitti. Fatih Camii'nin hazresindeki 567. yıl dönümü işte şeyine gidiyor. anmalarına. Orada dolaşırken zaten bu çok Türbenin dışında ama. Türbenin dışında eli arkada türbeye doğru yürüyor. orası da Fatih Sultan Mehmet'in türbesi değil o. Gülbahar Hatun'un Evet. türbesi o. Fatih'in eşi Gülbahar Onun türbesi. Onu da Hatun zaten türbesi. bunu da şey olarak o zaman kampanya yapılmıştı hatırlarsanız. İşte Fatih'in Evet. türbesine eli arkada şey yaptı. Hatta tekme vurdu. Çünkü böyle bir eğiliyor bir şey oluyor. Türbeye tekme vurdu. İşte Pontus intikamını aldı zaten. Öyle bir ırkçı şey vardı ya. Evet. Trabzonluluğundan gelen bütün kampanya boyunca bunu devam ettirdiler. İşte şeyin intikamını aldı, Fatih'in intikamını aldı, türbeye tekme vurdu. Bununla ilgili, yani biz böyle buna böyle troller bunu yapıyor, ne korkunç falan derken, İçişleri Bakanlığı soruşturma açmış Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Mülkiye Baş Müfettişleri görevlendirilmiş bununla ilgili ve dönüyor ki, okuyayım buradan. Oku. 2020 yılında gerçekleştiren bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısız yaptığınız iddiasıyla ifadeniz alınacaktır. Ne diyorsunuz? Bir defa türbe de Fatih Sultan Mehmet'in Evet. türbesi değil. Hani çok acayip bir şey. Yani ne diyeyim? Yani şöyle diyeyim. Ben bu şaşırtıcı değil mevcut şartlarda. Maalesef şaşırtıcı değil. Hani yani şaşırmayışımıza şaşırmamız lazım. Yani o noktada olduğumuzu ben düşünüyorum. Bu ırkçılık aslında Türkiye'de muhafazakar kesim bu ırkçılığa karşı bir mesafesi vardı. Çok eski şeylerden itibaren işte Vabanzade Ahmet Naim'in mesela işte kavmiyetçilik yoktur İslam'da falan kitaplarıyla beraber. Yani milliyetçilikle kavmiyetçiliği ayırma çabası hep vardı. Fakat mesela son dönemde bu artık bunun şeyi koptu. Yani oradaki hassasiyet de bitti. Hele bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili kampanya sırasında artık yani her şey yapıldı. Yani Trabzonluluk, Pontusluk, Rumluk, Yunanlılık çok üst düzey insanlar tarafından, böyle troller tarafından da değil yani bayağı yöneticiler tarafından bile dillendirildi ki şimdi bir soruşturmaya konu oldu yani bu. Bunlar eski şey yeni değil aslında. Demokrat Parti döneminde de mesela şey var CHP'ye o dönem yakın yazımı buldum da bu arada orada bahsetmiştim 2 yıl önce yazdığım bir yazı. Orada da Nizamettin Nazif CHP Tepedelenoğlu. evet Tepedelenlioğlu ona savcılık işte savcılığa gidiyor ama Kasım Gülen'in yanında gidiyor. Bu arada oturuyor ve savcılık diyor ki senin adın neydi? Nizamettin Nazif. Bir dakika diyor. Çekmeceyi açıyor. Listeyi kontrol ediyor. İsmini görüyor Nizamettin Nazif'in. Diyor ki sizi de diyor tevkif ediyorum. Niye diyor? Onun da tevkif edilme sebebi çok böyle enteresan. Suretiyle şeyi burada da geçiyor. Çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Kıçını çevirmek suretiyle savcılık makamına hakaretten. Evet.